bu MQ predatörleri Katar'dan havalanıyorlar. Katar'daki Amerikan üssünden havalanıyorlar ve bölgeyi kontrol ediyorlar. Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan o bölgeye hakim bir durumdalar. Geçelim. Örneğin Kabil hava alanına yapılan bir şeyi gösteriyor bu tablo. Saldırıyı gösteriyor. Drone Katar'dan havalanıyor. Yan tarafta gördüğünüz bu ölümcül saldırıyı yöneten yer ta bu şeyin kenar yerlerinde o meşhur Las Vegas var ya, kumar merkezi Nevada'da. Oraya Las Vegas yakınlarında bir üste yönetiyorlar. Ve hiç 10.000-15.000 kilometre uzaktan yapıyorlar bu işi. Karşı taraftakilerin kim olduğu önemli değil. Onlar öldürmekle görevliler. Devam edelim arkadaşlar. Ve zaten hedefe kilitlendiği anda da roketi, füzeyi gönderiyor dronlar. Devam edelim. Evet. İtiraf eden Brandon Bryant adında bir kişi gazetecilerle nihayet konuşuyor. Bu ölüm oyununu itiraf ediyor. Nasıl öldürüyorlar onu anlatıyor açık ve net bir şekilde. Ve tabii bunu yaparken hatalı saldırılar da yapıldığını, yok yere insanların öldürüldüğünü, üstelik bu öldürülen kişilerle, insanlarla ilgili kendi aralarındaki terminoloji de çok farklı bir şey. Böcek diyorlar. Böcek gölgesi diyorlar vurulan kişilere. Ve yırtıcı, devam edelim arkadaşlar. Bir sonrakine. Bakın ABD'nin Afganistan'daki drone saldırısı. Çam fıstığı toplayan 30 tarım işçisi öldürülüyor yanlışlıkla. Silahlı kişi zannediyorlar. Omuzlarındaki mesela asaları falan silah diye yanlış belirli onlara ateş açabiliyorlar. Çünkü o kadar uzaktalar ki, o kadar başka bir yerdeler ki onlar. Sanki bir bilgisayar oyunu oynarcasına. Devam edelim. Evet, yine yanlış hedefler tarafından vurulan sivillerin cenazelerinin kaldırılması ve bir tepki gösteriliyor sonunda Pakistan'da. Bir soruya geçelim arkadaşlar. Tepki şu, Pakistan'ın kuzeydoğusunda Hayber Patuna'ya da bir tarlaya, çok büyük, 20 metreye, 30 metre bir kız çocuğunun fotoğrafını seriyorlar. Vinil üzerine basılmış. Anne babası drone saldırısında öldürülmüş küçük bir kız çocuğunun. Ve Nevada'da o böcek lekeleri dedikleri o öldürenlerin kişiler görsünler diye tarıyorlar ya, bunları görüyorlar. Bu bir drone'un ekranına yansıyan görüntü aslında. Böyle görüyorlar orayı. Ve bu çocuğu görüyorlar. Utansın. Acaba utanırlar mı? Ne yaptıklarının farkındalar mı bu adamlar? Diye onların vicdanen etkileyebilmek için tarlaya, anne ve babanın öldürüldüğü tarlaya bu fotoğrafı yayıyorlar. Devam edelim arkadaşlar. Ve Nevada'da İşte bu operatörler saldırıları düzenleyecekler. Açtıklarında bu fotoğrafı görüyorlar. Bu fotoğrafı görüyorlar. Ve onlardan bazıları daha sonra ayrılıyor, işten ayrılıyor. Ya bu nasıl bir iş? Biz burada tanımadığımız, görmediğimiz on binlerce kilometre uzaktaki insanları oyun oynarcasına, yanımızda pizzamız var, işte kolamızı içiyoruz, şey yapıyoruz, bir taraftan da insanları öldürüyoruz. Vazgeçiyorlar bu işlerden ama bazıları devam ediyorlar. Fakat o kadar pervasız bir kişi ki bu nişan aldıkları ve öldürdükleri kişilerden böcek lekesi olarak bahsediyorlar. Şimdi İsrail'in saldırılarını hepimiz şaşkınlıkla öğrendik. Hani bizde de drone teknolojisi var. Dünya bizi kıskanıyor. Ama dünya droneları bakın nasıl kullanıyor. Ha bunu bir övgü olarak kullanışlarına söylemiyorum. O gücü bir kere hani vicdan, ne bileyim insani değerleri falan yok saymak artık. Bunun ötesi bir şey yok. Evet Hüsnü, korkunç bir şey bu ya.
Yani görüyorsun adamı. Hatta Irak'ta kendi askerlerini de öldürdüler yanlışlıkla. O da itiraflar arasında var. Yahu bunların orada ne işi var diye bağırıyorlar kendi aralarında. Ya şimdi bu senin sunduğun 3-5 dakikalık hikayede çok başlık var. Çok. Neresinden baksan, hani hangisi sırayla anlatmaya çalışayım diyorum ama gerçekten hangisi önemli oradan anlatayım. Ama sonunda o zaman bir şey söyleyeyim. Şimdi 2011 Aralık'ta yanlış hatırlamıyorsam, Roboski biliyorsun adıyla anılan Uludere'de aynı senin dediğin gibi dronlar, o zaman İsrail'den getirilen dronlar, Türkiye onları kullanıyordu. Irak sınırında geçiş yapan aileler, çoluk, çocuk, kaçakçı, maçakçı onları PKK olarak algılıyor ve bir F-16 yanlış hatırlamıyorsam gidiyor bombalıyor. 34 kişi öldü. O davada evet. Hali sürüyordu. Roboski diye adı öyle geçiyor çünkü hikayenin. Şimdi bunu bir tarafa bırakıyorum. Gelelim senin anlattığın şeyde. Yani Nevada çölünden Katar'daki üsse direkt bağlantı var. Neden Nevada? Nevada'da çünkü CENTCOM dediklerimiz merkezi Amerikan Merkezi Kuvvetler Komutanlığı var. Görselleri de araya koyabiliriz arkadaşlar. Katar'da iki tane üs var. Katar'da iki tane Amerikan üssü var. Ya Amerika dışında Katar'ın Amerika dışında Amerikalıların dünyada en büyük iki üssü var. Bunlardan ikisi Katar'da. Birisi El Adid üssü, öbürü de El Siliye üssü. Şimdi bu iki üs merkezi komutanlıktır. Yani Amerikalıların Orta Doğu'daki merkezi komutanlığıdır. Ve buradan Irak ve Afganistan buradan işgali buradan yönetildi. Nevada'daki üsle koordinatlı olan. Peki Katar kim? Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanlığı ve Türk Devleti'nin strateji müttefiği. PYD-YPG, PKK. Bu kalsın, bu kalsın. Hani hep söylüyoruz ya, hep söylüyoruz ya, 50 tır gitti, 100 tır gitti, 5000 tır gitti, geldi. Bunlar hepsi Katar'daki üstten yönetiliyor. Dağıtım şimdi, yapılıyor. Şimdi daha da enteresanı söyleyeceğim o zaman. Bu Amerikalıların iki tane üssünün yanında Türk üssü var. Evet, evet. 2017'de Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Katar'a saldıracaklar. Palavra'da saldıracaklar diye bir yargara koparıldı. Erdoğan dedi ki bu Prens Hazretleri, Katar'ın prensi, benim kankamdır, benim dostumdur. Malen söylüyorum, öyle bir şey yok. Dolayısıyla Türk askerini oraya gönderiyoruz Katar emirini korumak için. Ya Katar emirini korumak için zaten 100 tane Amerikan uçağı var orada. Değil mi? yani biz niye gönderiyoruz ki? Zaten Amerikan'ın adamı. ya gülmekten ölürsün hikayeler. Algı bu işte. Yaratılan şimdi algı bunu bu. Da bir tarafa, bunu da bir tarafa bırakıyorum. Bu iki tane Katar üssü var. Amerikan üssü Katar'daki demin dediğim gibi. Yani bütün bölge buradan yönetiliyor. Bu iki üsse yaklaşık olarak 10 kilometre, 8-9 kilometre uzaklıkta, yani başkent Doha'dan üstler 10 kilometre ileride. Birisi bu tarafta, birisi öbür tarafta. El Cezire televizyonu var. Bir sonraki fotoğrafı yani geçelim. El Cezire televizyonu var. Şimdi komik olan ne? Katar'ın El Cezire televizyonu Amerikan üslerine 10 kilometre uzaklıkta ve Amerika'yı atıp tutuyor. Ya bu ne rezillik yani, ya, bu nasıl yani. Bu ne ya? Kimi kandırıyorsunuz? Ama kandırılıyor. Yani maalesef toplumlar Gomez'in dediği gibi yalan söyleyeceksen diyor. Çok büyük yalan söyle. Çok büyük yalan evet, söyle. Küçük yalanlıkla uğraşma. Evet. İşte hikaye bu. Yani dedim ya senin anlattığın o 2-3 dakikalık hikayede daha bir sürü şey anlatırım da girmeyeyim oraya. Şimdi bir şey söyleyeyim o zaman. Bu demin oyun dediğin hikaye var ya, oyun dediğin George Bush, Amerikan başkanı, Irak işgal edilirken, Afganistan işgal edilirken odasında fotoğrafı var. Bu oyunları oynuyordu bilgisayarda. Fotoğrafı var yani Google'a girin. Evet. George Bush işte savaş oyunu oynuyor falan gibi bir şey yazın. Evet. Çıkacak. Yani bir ülke işgal edilirken Amerikan başkanı evinde, ofisinde, Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te oturmuş oyun oynuyor. Yani bu oyunu oynuyor.
bilgisayarda. O şey bir tanesi anlatıyor. Şu görüntüsü bak burada görünüyor kızın hani oradaki yerdeki fotoğrafı. Biz diyor neler tabii seyrediyoruz aslında diyor orada diyor. Hatta diyor o Afganların diyor yazın şeyde evin çatısında damında yatıyorlar uyuyorlar sıcaktan. Oradaki sevişmelerini bile biz izliyoruz buradan diyor. Hatta doğru, birisi çıkıyor diyor dışarıya işte defi hacet ediyor diyor onu da görüyoruz diyor. Yani doğru, o kadar inanılmaz bir sistem ki bu ve orada işte belirliyorlar, koordinatları koyuyorlar. Şu operasyonu yapan, o fotoğrafı yapanlar diyorlar ki bir sanatçı grubu bunlar ve bunu drone operatörleri arasında empati ve iç gözlem yaratacağını, politika yapıcılar arasında uluslararası af örgütü diyalog yaratacağını ve sonunda masum hayatları kurtaracak kararlara yol açacağını umuyorlar dedi. Ama umuyorlar sadece, değişmiyor ve hala devam ediyor bu ölümcül oyun. Şimdi o bu senin şimdi ekranda olan çocuk işte fotoğrafı diyorsun ya, sistem çok basit. Yani filmlerde de görüyoruz, bunu öyle okumaya gerek yok. Kilitleniyor ya görüntü olarak drone, evet, senin şeyine, görüntüne. Şimdi demin birinci bölümde anlattım ya kişisel verilerimiz dediğimiz, kişisel fotoğraflarımız neyse. Şimdi bu fotoğraf, yani diyelim ki ben şimdi şurada oturuyorum, aynı böyle bir hikaye oldu. Yani şu anda tepemde drone var diyelim ve drone beni şu anda gözetliyor ve çekiyor ve ne yapıyorsa. Uydulara gönderiyor o görüntüyü. Uydulara gönderiyor. Uydu şöyle yapıyor. CIA'ya ya da kime gönderecekse diyor ki bir bakın bakalım ya bu mu bizim hedef, yani bu mu acaba? Ne yapıyor peki uydu? Yaklaşıyor, bana yaklaşıyor. Yani gözümden benim ben olduğumu anlıyor gözümden. Çünkü onda o bilgi var. Hani kişisel veri dediğimiz ya. Kişisel verilerden dolayı ya Hüsnü'nün gözü işte atıyorum şöyle böyle 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 filan neyse, yani biyolojik veriler anlamında söylüyorum. Dolayısıyla yaklaşıyor sıfır yani tam böyle karşıma geliyor. Ve tamam diyorlar bu işini fırlat filan diyor bir tane. İşte bitti. Yani iş ciddi, o anlamda iş ciddi diyoruz, evet, yani deminden beri. Yani bugün Hamas'ın, şey Hizbullah'ın komutanların öldürülme, Lübnan'daki öldürülme olayları böyle oldu. Evet. Böyle, evet, oldu. Ya yani düşünsene, işte cep telefonlarını patlatıyorlar, telsizi patlatıyorlar, işte çağrı cihazını patlatıyorlar, radyoları, arabadaki radyolar patlattı ya. Hastanedeki radyoloji cihazı patlatıldı. Korkunç hikayeler bunlar. Yani detaylarına girersek saatlerce konuşuruz ama işin ne kadar ciddi olduğunu anlamak aslında, Türkiye'ye bağlamak açısından söylüyorum. Evet, evet, verilerin çalınması korkunç bir hikaye. Yani bugün senin bir yazın vardı. Ama 10 yıl sonra görürüz bunu biz. Evet. Hafta içinde senin yazın vardı. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu diye. Hani eskiden kılıçlarla, oklarla, İlk taşlarla, sopalarla, sonra oklarla, mızraklarla, kılıçlarla, daha sonra işte delikli demir çıktı, toplarla, tabancalarla, tüfeklerle. Artık hepsini geçtik. İşte biyolojik silahlar, kimyasal silahlar, dronlar, akla, yani öyle bir gelişiyor ki teknoloji. Belki de dünyada en hızlı gelişen teknoloji öldürme, insan öldürme teknolojileri olsa gerek. Ve şu, ama toplu bir şekilde. Evet, evet. Covid-19'da bile bu yani bir acaba biyolojik saldırı mıydı diye dünya işte tedirgin oldu. Mesele orada abi. Yani ben sana söyleyeyim, bundan sonraki savaş biyolojik savaştır. Yani tamam cep telefonlarından bilmem neden tamam patlatacaklar, hepimiz öleceğiz. Orada bir sorun yok da biyolojik savaş çok iğrençtir. Yani düşünsene işte korona benzeri bir tane işte şey virüsü atacaklar İstanbul'un üzerine. Allah hepimiz... Korona olduk, düşünsene. Felaket durumdayız. Şimdi sen demin dedin ya hani benim bak şeyde bazen bana şöyle hani işin hani gırgırındayım şimdi. Bana sorsalar deseler ki ulan hangi çağda yani dünyaya gelmiş olmak isterdin? Ben hep söylerdim bunu hep, yani benim hep böyle hayalimde vardır bu. Orta çağda hani kılıç var çünkü. Ulan erkeksen gel lan kılıçla karşı karşıya var ya böyle. Yani görelim kim kimi şey ama yapıyor. Ama hani kafana bir gürz yediğini de düşün. Abi düşünsene lan eldeki cep telefonu patlayacak ya burada. Neresi mertlik bunun lan? Kalleşlik ya. Kalleşliğin ötesindesin yani. Böyle bir şey mi olur? Ama maalesef bunlar olacak. Ben 4 yıl önce
Korkusuz'da yazdım da hala o makale duruyor. Daha ortada böyle bu İHA-SİHA falan yoktu yani. Bu dijital savaş yoktu. Ben böyle biraz fantazilere meraklıyım yani. Ne olabilir falan var ya, kurgu bilim filmleri var ya. Ben daha 4 yıl önceydi, daha fazla 2017 olması lazım. 2017'de de yazdım şeyde. Dedim ki bakın yakın zamanda telefonlarımızı patlatacaklar, her şey patlayacaklar, patlayacaklar, işte oldu. Evet. Yani oldu belli, evet. Çünkü yani böyle gidecek. Ki peki, çok daha tehlikesi. Evet. Şu tehlikesi orada olacak. Oturan operatör acaba o fotoğrafla bir empati kurabiliyor mudur? Yok canım, ne empati. Yok öyle bir şey. O, yani, o beni yıkamış. Benim de çocuklarım yani. Var. Yani yok. Ya bu yok nasıl efendim. Bir iş falan, ben ne yapıyorum gibi bir iç hesaplaşmaya girebilir miyim? Peki yani senin bu örneğine o zaman ters bir örnek vereyim. İşitçiler, sonuçta bu adam işitçi kafası aynı, yani yıkanmış anlamında söylüyorum. İşitçiler canlı canlı ve utanmaz Batı televizyonları ve sosyal medya hesaplarının tümü canlı canlı kafa kesme görüntülerini verdiler mi? Vermediler. Evet. Ya şimdi biz Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, yani X'te iki laf ediyoruz, bize uyarı geliyor. Ya utanmazlar. Canlı canlı kafa kesmeleri verdiniz siz. Alaska adamlar 10 yıl önce. Evet. Şimdi bir şey daha tehlikeli, daha ileri gideceğim. Hatta bir tane görüntü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Mısır'daydı yani işitçiler. Palmira'da, Şam'da yakalanların kafasını kesmek için bir çocuğu getiriyorlar ya, tabancayla kafasına vur diyorlar. O görüntü var. Evet. İşitçi getiriyor, oğludur filan. O çocuk Uygur Türk'tür. Uygur, düşünsene, Uygur şeyinden, Çin'den getirmişler, babası, ailesi işine katılmış. Ve orada işte yakalamışlar Palmira'daki müzesinin müdürünü. Ve adama diyor ki vur kafasına diyor. Çocuk 13 yaşında. Evet, evet. Yani daha şimdi senin mertlik lafından yola çıkarsak, düşün, on binlerce kilometre uzakta oturup böyle rahat koltuklarda, üstelik çok da rahat koltuklar, o diğer fotoğrafları falan da ben gördüm. Böyle karşında fotoğraf, adamı kovalıyorsun şeyde, ekranda kovalıyorsun. Gerçekten o oyunu oynar gibi. Tabii aynı. Ya, öldürdüğü zamanki his önemli. Yani oyunda bir puan kazandım, işte bir level atladım falan mı oluyor? Yoksa ya gene iki kişi öldürdük mü? Niye uzağa gidiyorsun Namık ya, Allah aşkına? Yani Türkiye'de gar katliamında 110 kişi öldürüldü mü bilerek, evet, görerek? Göz yumularak. Güneydoğu'da, Suruç'ta, işte Nusaybin'de o işitçilerin öldürdükleri ne oldu? Türkiye'de vazgeçtik. Sultanahmet'te hadi uzağa da gitmeyelim. Yani Türkiye olduğu için konuşuyoruz. Yani bıraktık Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı, bilmem ne, 2 milyon insan perişan edildi. Yani diyorsun, yani görüntü karşılaştırma anlamında söylüyorum. Ne diyordu Ahmet Davutoğlu gar katliamında? Failleri biliyorduk, takip ediyorduk, suçüstü yakalamak istiyorduk. Ama yani eyleme geçmemişlerdi henüz. Evet, işte suçüstü yakalamak istiyordu. Adam intiharcı. İşledi suçu. Suçüstü yakalayacaktık onları ya. Ya güler misin, ağlar mısın, çıldırır mısın, intihar mı edersin, kafayı şu anda iPad'e mi vursam, duvara mı geri vursam, yani düşünsene. Biz neler yaşıyoruz ya bu ülkede? Yani çıldırma bak, mümkün değil. Yani yine de yani şükretmek gerekiyor. Ya yine ayaktayız, yani yine konuşabiliyoruz, yine gidiyoruz, geliyoruz. Başka ülkede olsaydı çoktan kafayı, çoktan hani sıyırmıştık falan herhalde. Müthiş ironik bir ifade. Henüz eyleme geçmemişlerdi. Peki zaten adam canlı bomba. Yani sen cesedi mi mahkum edeceksin ya da cesedi mi gözaltına alacaksın, tutuklayacaksın? Adam şey zaten olayında orada ölüyor. Ne yapalım? Gerçekten şeyle. Yani şaka gibi. Şaka gibi tabii. Şaka gibi. Başka ne olabilir ki? Yani 10 bin Uygur Türk'ü ta Çin'den gelmiş, Türkiye'ye girmiş, Türkiye'den Suriye'ye girmiş. Daha bunun ötesinde bir hikaye var mı ya? Evet. 10 bin Çeçen. Evet. Gelmiş daha nereden Türkiye'ye.